LGS'de Türkçeyi fullememiz çok önemli arkadaşlar. Yani hepsini doğrayamamız. Çünkü sözel bölümde Türkçe ile başlayacağız. Sayısal bölümde de matematik falan bizi zorlayacak. Bunu biliyoruz. Ve Türkçe'de hiçbir soruyu da kaçırmak istemiyoruz. Çünkü Türkçe'de iyi bir başlangıç yaparsak ardından inkılap din İngilizce, arada dinlenip sonrasında matematik fiini mükemmel yaparız. Peki Türkçe'de fullemek için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar her gün paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor. Hatta günde en az 15 paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor. Peki LGS'de paragrafın önemi nedir? LGS'de paragrafın önemini hemen göstereyim. Açıyorum şimdi sözel bölüm 2021'i. Sözcükte anlam, sözcükte anlam, cümlede anlam, cümlede anlam. Çok güzel, devam ediyoruz. Sonrasında yine cümlede anlam ama böyle paragraf gibi görüyorsunuz. Bakın yine sözcükte anlam, cümlede anlam. Paragraf, paragraf, paragraf. Paragraf, 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 paragraf. Paragraf, paragraf, paragraf. Devam ediyorum. Paragraf, devam ediyorum. Paragraf. Böylece sürekli olarak yani sözel mantık, görsel tablo yorumlama ama sonuçta paragraf diğer bir deyişle. Dolayısıyla LGS'de paragraf soruların yarısından fazlasını oluşturuyor. O zaman biz ne yapacağız? Türkçe'de anlam bilgisine Türkçe eşittir paragraf diyerek çok dikkatlice önem vermemiz lazım. Peki paragraf neden önemli? Birincisi bizim kelime hazinemizi geliştiriyor. Odaklama gücümüzü artırıyor. Problem çözme yeteneğimizi artırıyor. Yani sen buradaki LGS sözeldeki Türkçe sorularını iyi yaptığında sadece Türkçe değil, matematik ve fende de diğer branşlarda da çok ciddi bir şekilde yetenek kazanmış oluyorsun. Ve dikkatini de artırıyor. Neden? Şöyle göstereyim. Mesela burada soruyu okuduğunuz zaman, bu soruyu okurken hangisi doğru verilmiştir, hangisine kesinlikle varılır, hangisi söylenemez gibi soruları okurken esasen odaklanma gücün, dikkat gücün artıyor. Dolayısıyla paragraf gerçekten çok önemli. Milli Eğitim Bakanı bununla alakalı net bir cümle söylemişti. Demişti ki kitap okuyan çocuk, yani tabii ki sınava az bir zaman kaldığı için şu anda paragraf çözen çocuk diyebiliriz buna, yaşamda her zaman fark atar. Benim için aslında kilit faaliyet kitap okumak dedi. Yani şu anda sınava az bir süre kala bizim bol bol paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor. Peki paragraf nasıl fullenir arkadaşlar? Paragrafı fullemeniz için sizlere mükemmel bir kitap hazırladık. Her gün günde 15 paragraf sorusu çözerek bakın bir aydan kısa bir sürede. Önce sözcükte anlamla başlıyoruz, sonra cümlede anlam, sonra deyimler, atasözleri, parça anlam, anlatım, yapı, tablo, grafik, görsel yorumlama, sözel mantık ve denemelerle birlikte sizlere günde 15'er soruluk bir diyet hazırladık. Bu 15 soruluk diyet sonrasında Türkçe paragraflarını mükemmel yapacaksınız arkadaşlar. Peki bu sırada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir, fiziksel olarak uykusuz, aç ve susuz olmamamız gerekiyor. Ruhsal olarak ya bunlar ne işe yarar ki ya ben zaten soru çözüyorum ki demememiz gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde odaklanmamız gerekiyor bu işe. İkincisi düzen önemli arkadaşlar. Eğer masamız dağınıksa yani LGS'ye girdiğimiz yanımızda cep telefonlarımız olacak mı? Olmayacak. Kumanda olacak mı? Olmayacak. Çay çorba olacak mı? Şalgam meyve suyu olmayacak. O zaman bizler de soruları çözerken tam odaklanmayla sadece kitabımız ve kalemimiz olmalı yanımıza ve odaklanmış bir şekilde bu 15 soruyu çözmeliyiz. Devam ediyoruz. Durum önemli. Uykumuzu getirecek şekilde masaya eğilmeyip dik oturmamız gerekiyor. Neden dik oturmamız gerekiyor? Çünkü dik oturduğumuzda kan dolaşımımız çok iyi bir şekilde sağlanıyor ve boyumuz da uzuyor biliyor musunuz? Dik olan insanların boyu da dik durursa boyu uzuyor. Çünkü kan dolaşımı çok çok önemli. Dolayısıyla masada dik oturacağız. Aydınlatma da önemli. Aydınlatma uykumuzu getirecek kadar az ya da dikkatimizi dağıtacak kadar çok olmamalı. Ve yine doğru okuma da önemli. Paragrafın bir başından, bir sonundan, bir ortasından rastgele okumayacağız. Soru köklerine dikkat edeceğiz. Ve paragrafın her tarafını çizmeyeceğiz. Mesela böyle bir paragraf var. O, oku oku la la la. Böyle hepsini çizersen olmaz. Belli şeylere odaklanacağız. Altı çizili ifadelere veyahut da bize metinlerde verilenlere, seçeneklerdeki ifadelere dikkat edeceğiz. Önce soru kökünü okuyacağız. Sonra metni, sonra seçeneklere geçeceğiz. Ve son cümlelere dikkat edeceğiz. Ama, oysa, fakat, lakin, dolayısıyla gibi ifadelerin önemli olduğunu unutmayacağız. Kesinlikle, muhtemelen, tahminimce gibi ifadelere de mutlaka dikkat edeceğiz. Korkmayacağız. Eğer paragraf sorusu ne kadar uzunsa, mesela 2021 LGS'yi alalım şöyle, bakın. 2021 LGS'deki şu sorular arkadaşlar, hemen geçen sene net bir şekilde örnek vermek istiyorum. Şu soru kolay bir soruydu. Bu soru kolay bir soru. Ama böyle baktığın zaman resimli renkli gibi duruyor değil mi? Bayağı uzun gibi duruyor. Ama mesela bu soru biraz kısa gibi duruyor ama bu soru bence seçici bir soruydu. Dikkat gerektiren bir soruydu. Bu soruyu birçok öğrencimiz zor yaptı. Veyahut da bu soru mesela kısa duruyor ama bu da seçici bir soru. Bu soru yine önemli bir soru. Dolayısıyla soru uzadıkça değil, kısaldıkça zorlaşıyor. Dolayısıyla böyle uzun bir soru gördüğümüzde eyvah demeyeceğiz. Dikkatli okuyacağız ve soru zaten uzun olduğu için adamlar orada şunu yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki ya biz zaten soruyu uzun sorduk. O zaman bari metni kolay soralım diyorlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Ve zaman da çok çok önemli arkadaşlar. LGS'de Türkçe'de bir soruya sizin için 1,5 dakika verecekler. Ama sizler günde 15 paragraf ve anlam bilgisi kitabımızla birlikte burada biliyorsunuz sözcükte anlam, cümlede anlam, deyimler de var. Her gün 15 soru çöze 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 zamanla 15 soruya 15 dakikadan daha az süre verir hale geleceksiniz. Çünkü çok dikkatli bir şekilde çözmeye başlayacaksınız ve kondisyonunuz artacak. Dolayısıyla arkadaşlar LGS Türkçe'de fullemek için günde 15 paragraf ve anlam bilgisi
kitabı sizleri bekliyor. Açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Çarpıcısından bu kitaba ulaşabilirsiniz. Şimdiden LGS yolculuğunuza başarılar diliyoruz. Hadi bakalım, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.